Kupayı şampiyonumuza siz verin Selma Hanım. Tebrik ederim. Teşekkürler. Selma Hanım. Selma. Abi. Oh. Selma. Selma. Oh, oh. Gel bakayım canım. Ya yapma. Selma. Ya, kendine gel Mehmet abi. Mehmet abi uyan ya. Uyan be. Aa. Kendine gel ya. Hop. Selma gel yavrum biraz. Gel canım. Az bir şey gel. Ya ben Selma değilim. Zühtüyüm ya. Kendine gel be Mehmet abi be. Aa. Hadi. Sen de nereden çıktın be? Nerede kız? Hangi kız? Selma lan işte. Ya, ne Selması be? Ha, o kız işte ne bileyim ulan. Bekarlık senin başına vurdu ha. Gözlerin açık rüya görüyorsun. Bak şuraya daha arabanın dünya kadar işi var. Bu arabanın hayatı burada geçiyor. Artık bir çaresine bakalım be abicim. Boşta gırtlağa kadar geldi ha. Çalışmayınca gelir tabii. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefes al. Nefesini bırak. Oh. Nefes alma. 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 Oh. Açıkçası vaziyetiniz iyi değil Rıza Efendi. İyi değilsiniz. Çocuk da değilsiniz artık. Değilim doktor bey. Ay. Biraz dinlenmeniz lazım. Ay. Dinleniriz doktor bey. Siz ne lazımsa bana söyleyin doktor. İçki ve sigara katiyetle yasak. Böyle saçma şey olur mu? Evet. Bir şey mi söylediniz? Evet efendim. Tekel maddelerini tümü yasak. İlaçlarını muntazaman vereceksiniz. Buna bilhassa dikkat edin. Ver şişine doktor bey. Geçmiş olsun. Sağ olun doktor bey. Güle güle. Sağ olun doktor bey. Teşekkür ederim. Nasıl? Maalesef durumu pek iyi değil. Güle güle doktor. Baba. Ay. Neyin var baba? Of. Ay, çok fenayım. Bayılınca ben de öldü sandım. Mehmet'le yalnız kalmak istiyorum. Dışarı çıkın siz. Çıkın abi. Ay. Hadi çıkın. Ay. Gel anneciğim. Dinle beni oğlum. Dinliyorum baba. Seni büyütüp bugüne getirdim. Evet tabii baba. Hayatta tek varlığım kardeşinle sensin. Evet baba. Bugüne kadar daima sana inandım ve güvendim. Sağ ol baba. Şu son nefesimde gene güvenebilir miyim sana? Tabii baba. Cebinde kaç liran var? 42 lira baba. 20 lirasını bana ayırabilir misin? Tabii baba. Helal olsun. Öyleyse sana gizli ve mühim bir şey söyleyeceğim. Dediğimi yapmazsan babalık hakkımı helal etmem. Emret baba. Rakım bitti. Git bana ufak yeni bir rakı al gel. Of! Yapma be baba. Bu muydu istediğin? İstek değil, emir. Hadi çabuk ol, hadi. Annem yakalar. Bu odaya giren herkesin üstünü arıyor. Pencereden ver. Şöyle tık tık vurursam ben anlarım. Hadi aslan oğlum benim. Baba yat tam süper yat. Baba! Yürü! Ne istiyor yoksa vasiyet mi etti? Bu babamla aramızda bir şey var. Oğlum git ufak bir... Ufakken büyüyüm. Anneciğim sen lütfen git babamın yanına. Hadi anneciğim. Hay Allah Allah yürü be. Ya babama bakacağım. Hay babam. Bir kere Allah. Oğlum ben söyleyeceğim sana. Aşk Allah'a çağır.
Mehmet'e ne diyeyim bilmem ki. Ama kabahat onda değil. Kendime geldim. Ah Selimam, canım benim. Seni ne biçim seviyorum mi bilsen. Selimam benim. Abi, kendine gel. Ben kardeşin Zühtü. Selma. Of, Selma değil abi, Zühtü. Sana demiyorum be. O rüyamda gördüğüm kızı er geç bulacağım. Şimdiden antrenman yapıyorum. Tamam mı? Ben antrenman sahası mıyım be? Hem bir kere öyle bir kız yok ki. Var. Benim de kendime göre bir düşüncem var anne. Seninle açık konuşalım kızım. Bizim işlerimizi idare edecek bir erkeğe ihtiyacımız var. Güveneceğimiz candan biri de ancak seninle evlenecek güvenilir bir adam olmalı. Orhan Bey yüksek mühendis. Avrupa'dan yeni geldi. Çok zengin ve çok kibar bir insan. Henüz tanımıyorum anneciğim. Bütün bildiklerim senin söylediklerinden ibaret. Babanın vefatından sonra önüne gelen aldattı bizi. Bu motelin idaresi, müşterilerin derdi, maliye, vergiler... ...bütün bunlar anladığımız ve uğraşacağımız şeyler değil. Israr etmiyorum ama nasıl söyleyeyim, gönlünde başka biri varsa... Hayır anne, olsa senden saklamam. Nasıl olsa günün birinde evleneceğim. Neden bu olmasa? Yavrucuğum, beğenmezsen seni zorlayan yok. Ama bir kere tanış kendisiyle. Şerefine sevgilim. Tebrik ederim. Nişanlanıyormuşsun. Hmm, evet. Evleniyorum. Oo, hem de yüzüme karşı söylüyorsun. Dinle eşim. Hapisten çıktığımdan beri işler kesat. Para kalmadı. Şimdi onları mı dolandıracaksın? Dinle sevgilim. Bunlar ana kız. Başka kimseleri yok. Palavra. Güzel bir motelleri var. İşlerini idare edecek biri lazım. Bir nikah bastık mı gerisi kolay. Aman hayatın palavra senin. Bugünlerde fazla ortalıkta dolaşamam. Hangi işe girsem polis tepeme biner. Pekala, elindeki kaçak mallar para bırakmayacak mı? Hmm. 7 kişinin hissesi var, fazla bir şey bırakmaz. Bak güzelim, bir evlenirsem seni de evet teyze zadem diye yerleştiririm. Sonra gerisi kolay. Gel. Kim acaba? Hayrola, ne var? Haberler kötü. İçeride kimse var mı? Evet, eşimle beraberim. Merhaba. Hoş geldin. Otur. Evet, anlat bakalım. Malların bulunduğu depo gözleniyor. Bir sürü değişik tipli insan etrafta dolaşıyor. Tehlikedeyiz Orhan. Malları başka yere götürün. Kolay iş değil. Bu haber aynasız Sedat, bir çare düşünmek lazım. Depoda nöbetçi var mı? Her zaman. Arkadaş! Bu babamın işi meselesi çok canımı sıkıyor. Haklısın! Çok işiyor be! Şerefe!
İşinin tamamen aleyhindeyim. Tabii haklısın. İş bebek yaz. Gibi ya. Şerefe. Ama gene de babamızdır. Haklısın. İçme be baba. İçme be. Gel öpük. Haklısın. Ne buluyor şu içkide ya? Şerefe. Bir dakika. Beni dinleyin. İkiniz de zıpkın gibi delikanlısınız. Şu içkiyi içmeyin. Tamam mı? Neyse. Senin pek içkiyle başın hoş değil galiba. Ha? Rakı bana dokunuyor, ben içmem. Dedikli müşterim Rıza, hoş geldin. Süktüm babam. Haklısın Şerefe. Ulan burada bu lafın sırası mı? Babam geldi. Ay baba. Evlatlarım. Ne mutlu bana. Bugünleri de mi görecektim? Yeni rakı ve oğullarım. Baba. Oğlum. Bunlar senin ufaklıklar mı? Tabii ya. Bir dakika. Dikkat et, çok içiyorlar. Hadi ya. Şöyle şu bunu bir yut. Ama ay bana bunu ya. Otur bana şimdi. Selis. Ona da koy. Ay çok. Dipten. Hadi Şerefe baba. Şifa olsun. Abiciğim. Hadi Şerefe. Daha iyi. Ben bu merete ilk defa 6 yaşında başladım. Ama baktım ki zararlı bir şeyi 8 yaşında bıraktım, vodkaya başladım. Baktım ki zararlı bir şey, onu da bıraktım, biraya başladım. Ana baktım ki bu zararlı bir şey. Zararlı değil. Ayıptır söylemesi. Çok tuvalete gidiyor. Bıraktım. Ve şaraba başladım. Ama baktım ki bu da zararlı bir şey. Hayır, zararlı değil. Yararlı bir şey. İşte hala onu içiyorum ben de. Dedem Şerefe. Hadi Şerefe abi. Şerefe. Kusura bakma. Abi buyur abi. Buyur abi. Sağ olun abi. Şerefe. Hadi babacığım. Neden saçların döküldü bak arkadaş? Seni bu feci hale söktü Araplar. Neden saçların döküldü bak arkadaş, seni bu feci hale söktü Araplar. Biliyorsun ki düştüm mapushaneye, Arap çöllerinde benim ah ne işim var. Biliyorsun gibi sigaralar arkadaş, yaşa beni soktu Araplar mapushaneye. Bekleyeyim abi. Diyeceğim yaşa. Neden kafada kıl kalmadı arkadaş, bu feci hale seni getiren mi var? Biliyorsun ki düştüm mapushaneye. Mapushanede düştüm ben de peki. Üzülüm abi. Bir zamanlar ben de deli gibi sevdim. Baba. Anahtar. Anahtar bende var oğlum. Ben deliği bulamıyorum. Sen o işi bana bırak. Ben bak bir şimdi de. Hem deliği de bulurum, anahtarı da sokarım. Abi. Anahtar bu deliğe uymuyor. Ver bakayım ben. Şuraya bak. Parmağını deliğe sokmuş. Sen sarılsın oğlum. Ha, çekil. Aa. Çekil. Çekilin ikiniz de. Ben bu kapıyı gözü kapalı açarım. Sen. Ay baba. Annem. Annem. Annem de kim oluyor? Annem. Ben annenin içine Arkadaş. Benim babam Balkanların
en kral dayak yiyen adamıdır. Erkek babamı seveyim ben de. Erkek. Ya sana kaç defa söyledim ben içmedim. Aferin karışım. İçmediğim kaç defa söyledim. Oo ya. Buyur Feyzo abicim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Benim arabada bir arıza var. İyi çekmiyor yokuşlarda. Uludağ'a çıkacağım. Bir bakıver. Dönüşte hazır olsun. Baş üstüne. Dönünce arabanın yokuşa değil duvara tırmanıp ay yaşa ya. İner iner merak etme. Ne zahmet abicim. Araba sana emanet. Hadi eyvallah. Feyzo abi televizyondan bana el sallarsın değil mi? Aa tabii. Tamam. Ey aslan Fecri abicim be! Zühtü! Oo, bu ne şıklık böyle? Nereden buldun bunları? Cemal Usta'dan ödünç aldım. Tedbirli olayım dedim. Bakarsın bugün kızar aslarım. Çakı gibi görmeli beni. Sen ümidini kaybetme hadi yürü. Hey yavrum hey şuraya bak be. Gelin gibi. Bir bizim olsaydı. Birkaç gün için bizim. Şimdi deneyeceğim zaten. Ben de geleyim mi? He? Dur bakayım. Tamam, sen bugün patronsun abicim, ben de şoförüm. Tamam mı? Buyur patron. Emriniz patron. Sulluğu bırak, üstünü başını değiştir, direksiyona geç. Oldu. Baş baş. Baş üstüne, buyurun patron. Sayın patronum benim. Hayrola mühim bir şey mi var? Hayır. Yalnız zahmet olmasa hanımefendiyi eve bırakır mısınız? Size zahmet olacak efendim. Vazifemiz ama önce bir bakalım. Ooo marşti namazı ayvayı yemiş. Ya. Akü de boşalmış. Abi bizim arabadan devreyle şarj yapsak ha? Affedersin beyefendiciğim. Gerek yok. Evet. Biz hanımefendiye gideceği yere bırakırız. Ah çok zahmet olacak size. Rica ederim. Oğlum efendim. Aç arabayı hadi. Başın abicim beyefendiciğim. Şöyle buyurun hanımefendiciğim. Oğlum, evet. Hanımefendiye kapıyı aç. Evet. Aç. Zahmet ettiniz. Bir çayımızı içersiniz herhalde. Memnuniyetle efendim. Oğlum, sen burada bekle. O da buyursun. Ya buyurayım ya. Hanımefendi, şoför kısmı. Oğlum, sen burada bekle. Başlayacağım senin oğluna bir yakalan ama annesi erkeksin, ben de kalsın. Çek elini. Şöyle buyurun. Rica ederim, siz buyurun. Rica ederim, siz lütfen buyurun. Buyurun, geçin. Siz buyurun dedim. Buyurun. Ay, hayalimdeki kız. Küçük hanım, küçük hanım. Küçük hanım daha gelmedi. Yani ben senden bahsediyorum ama. Benim adım Ayşe. Ama herkes çitlenbik der bana. Çitlenbik mi? Evet, şekerim. Çitlenbik. Hayatım benim. Ne oldu sana? Hey, adın ne senin? Zühtü. Çitlenbik.
Buyurmaz mısınız? Teşekkür ederim. Kullanmam efendim. Aha, bu zamanda bunu kullanmayan kaldı mı? Ha, biz birkaç kişiyiz. Çok şakacısınız. Çok yaşayın siz. Hoşuna gitti ha. Çok yaşayın mı? Sen de çok yaşa. Aynı komik şeysin. Neydi senin ismin? Zühtü. Ne tuhaf isim. Ben sana yandım Zühtü. Biraz fazla komik değil mi? Ben sana yandım Zühtü. Efendim ben artık müsaadenizi rica edeyim. Biraz daha otursaydınız. Kızım da neredeyse gelir. Fabrikada bulunmam lazım efendim. Başlarında bulunmazsam işler yürümüyor. Bilirim efendim, bilirim. Bizim de başımızda. Müsaadenizle. Pardon. Saatinizi sormak için telefonunuzu alabilir miyim? Tabii. 49-90-25. 49-90-25. Teşekkür ederim. Rica ederim. Teşekkür ederim. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Günaydın. Kolay günaydın gelsin. Allah Allah. Şoförüm. Hop hop abi. Şoför. Bak hadi ben gidiyorum. Zeki. Kitlendik. Ne hoş çocuk. Neredesin be? Benim neredesin? Işte kapıyı aç. Allah Allah. Sen benim gibi enayi şoför zor bulursun ha. Kadıncağızın çantası burada kaldı. Ver götüreyim. Gel buraya. Yarın getiririz. Bana bak. Ben başıboş değilim. İş güç sahibi adamım. Hem elin otosunu babamın malı gibi kullanamam ki. Benim canım kardeşim. Bir saatlik ne olur be. Ha? Anladım. Sonra şu bahçede gördüğümüz kız. Gördün ha benimkini. Nasıl, beğendin mi? İlik. Ceryan gibi çarptı beni. İsmi de Çitlendik. Öyleyse yarın geliyoruz, tamam mı? Canım kardeşim benim. Şoför. Hay Allah'ım ya. Ne çanta? Ben sana yandım zühtüm. Tay 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 tam. Tay 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 tay. Lay 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 lam. Lay lay lay. Alo? Buyurun benim. Siz misiniz? Ya ben de merak etmiştim. Zahmet olacak size. Yarın ufak bir toplantımız var. Acaba davet etsem siz de gelir misiniz? Teşekkürler. Öyleyse yarın sizi bekliyoruz efendim. Güle güle. Çok kibar bir adam. Onun için davet ettim. Hiç tanımadığım biri de onun için sordum anneciğim. Ay çok efendi biri. Çok önemli olmalı. Şoförü de öyle. Bak öyle. Bana bak Zühtü, seninle konuşmam lazım. Şimdi olmaz, antrenmandan sonra. Oğlum kızla telefonla konuştum. Tamam mı? Yarın doğum günü partisi varmış. Seninle beni de davet ettiler. Yok. Olmaz. Gene işler kalacak. Hem adamın arabasını da alacağız. Ben yokum bu işte. Nasıl yok olursun be? Yokum işte. Allah Allah. Bana ne olursan ol. Çitlenmeyi de görme. Kız seni istiyor, beni değil. Abiciğim dursana biraz ya. Abi. Canın isterse yalvaracak mıyız sana? Abiciğim bak. Tamam dedik işte be. Üzmesin adamı ya. Hadi ya, hadi sen de. Hadi abiciğim be. Hadi. Öyleyse yarın 2 direm bir çekirdek partiye gidiyoruz, tamam mı? Yaşa. Hadi yürü bakalım. Bak el alem senin gibi elini kolunu sallayarak gelmiyor. Ay. Haklısın be, hemen dönüp bir çiçek yapalım. Geç kaldık. Yumurta kapıya gelince olmaz bu iş. Neyse ben bir çaresini bulurum. Ne çaresini bulacaksın be? Hadi sen içeriye gir, durma. Of. Öz kibar ol be, kibar.
Buyurun patron. Efendim buyurun efendim, hoş geldiniz. Çiçeği bana verebilirsiniz efendim. Siz şöyle buyurun efendim. Siz oradan efendim, ben de buradan efendim. Nasılsınız efendim? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çantanızı unutmuşsunuz, onu getirdim. Ah, çok teşekkür ederim. Gecikince gelmeyeceksiniz sandım. Söz verdim, gelmez olur muyum? Aa, hoş geldiniz. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Ay. Çiçekleri arabada unutmuşsunuz beyefendi. Evet. Teşekkür ederim. Dalgınlık efendim. Lütfen kabul edin. Çok naziksiniz. Ne güzel çiçekler bunlar. Ayşe. Yürüttün mü? Ayşe, al şu çiçekleri bir vazoya koy. Çantamı da götür lütfen. Buyurun. Buyurun. Ay, dur. Kızımın sözlüsü. Yakında evleniyorlar. Sizin niyet ne zaman? Ben de evleneceğim tabii. Ama karar vermek çok güç. İnsan evliliği bütün hayatı boyunca devam ettirebilmeli. İnşallah böyle bir kızla karşılaşır ve mutlu olursunuz. İnşallah efendim. Biliyor musun? Sen çiçeklerden daha güzelsin. Hem de çok çok güzelsin. Teşekkür ederim ama kendimi vazoya koyamam ki. Ben kendini vazoya koy demek istemedim ki bir kere. Öyleyse ne demek istedin? bir kere çok güzelsin demek istedim. Sonra da hoşuma gidiyorsun demek istedim. Sahi mi? Sahi ya. Bak vallahi billahi. Gözüm benim maksın ki sahibi. Vallahi. Hadi şerefine. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Selma. Hoş geldiniz. Selma. Fazla gecikmedim ya anneciğim. Gecikmedim de ne demek? Biraz daha geç kalsaydın kimseyi bulamayacaktın. Gel benimle. Sana Mehmet Bey'i tanıtayım. Geçen gün bana yardım eden beyefendi. Memnun oldum. Demek sizdiniz. Bendim ya. Annem sizi öyle överek anlattı ki. Evet. Büyütmüşler efendim. Selma. Buyurmaz mısınız? Elimle hazırladım. Merci. Belki kompliman gibi gelecek ama hayatımda gördüğüm en güzel kızsınız. Sadece dış görünüşe, güzelliğe kıymet veriyorsanız çok tehlikeli bir şey bu. Dış görünüşü insanın biraz da ruhu demektir. Böyle bir güzelliğin altında kötü bir ruh yatacağına inanamam. Teşekkür ederim. Oğlum Rüzgar Mehmet, kendine gel. Kız ne inmiş ne cinmiş. Bizim gibi bir insanmış. Ah Selma, nihayet buldum seni. Bir şey mi dediniz? Bir fırt alabilir miyim? Selma. Bak, mahallede bütün kızlar benim sesime bayılırlar. Bazen otobüs sürerken bizim patrona dayanamaz. Hadi bakalım Zühtü der. Başta şarkı söyle der, benden şarkı ister. Zühtü mü? Zühtü. Hemen sana yandım Zühtü. Onu çok seviyor, illa ki söyle. Ben sana yandım Zühtü. Hele hele yandım Zühtü. Ben sana yandım Zühtü.
Teşekkürler, teşekkürler. Sevgili misafirler, doğum günüme şeref verdiniz. Hepinize teşekkürler. Size güzel bir sürpriz hazırladım. Aramızda ülkemizi Avrupa'da temsil eden bir sanatçı arkadaşımız var. Kendisi Türkiye'ye dünya ikinciliği kazandırdı. Onu gönülden alkışlamak istiyorum. Neco! Hayat ne kadar tuhaf, rüyada gibi. Bu konuşmam için bana kızmıyorsunuz. Yo, hayır kızmıyorum. Hayret içindeyim. Neredeyse bana masallarda olduğu gibi rüyanızda aşık olduğunuzu söyleyeceksiniz. Öyle. Çocuk olmayın. Çocukluk neresinde bunun? İnsan size rüyasında olmasa bile ilk görüşte aşık olur. Bugün yıldızımın iyi bir günündeyim. Önüme kim çıkarsa beni methediyor. Ama ben gerçeği söylüyorum. Hatta bana biraz cesaret verseniz sizi tekrar görmek istediğimi bile söyleyeceğim. Kabul edersen bu sizi mutlu edecek mi? Allah, hem de nasıl? Yalnız Ayşe'yi de almak şartıyla. Tamam, ben de kardeşimi şoförümü alırım. Tamam mı? Anlaştık mı? Tamam. Ya, bir kere öpün ya. Bak, bir tane öpeceğim. Bir tane öpeceğim zaman. Tamam, gel. Ayşe! Bir tane öpeceğim. Ayşe! 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 Dur, ama bak, bir tane öpeceğim. Ayşe! Bir tane, gel sana. Gel, gel burada, sen de sana bırak. Çitlen bir kere. Ulan, yapma be. Ulan kendine gel, zütü. Sana bir şey söyleyeceğim. Yok, ben sana bir şey söyleyeceğim. Zütü. Onu gördüm, onu. Ben de gördüm onu. Zütü. Seviyorum. Ben de seviyorum. Zütü. Düşün zütü, düşün. Selma'mı gördüm, Selma'mı. Bak bu sefer iyice tozuksun, tamam. Yok bizim. Ulan onu gökte ararken yerde buldum. Neresi? Bakayım orada. Ulan kalk ulan kalk. Söz timsali yani. Ha, timsal. Zühtü, ben sana demedim mi böyle bir kız var diye. Yani bu evin kızı Selma. Bu evin kızı mı? Evet. Bak şimdi ne oluyor? Bak. Demek ki Çitlenbik'in evi. Demek ki Selma'nın evi Çitlenbik. Çitlenbik'in evinde Selma var. Zütü. Ben şimdi Çitlenbik. Hadi gidelim abi. Gidelim abi. Zütü. Sen sağ olsun. Arabayı ben kullanacağım. Ya ben kullanacağım. Gel öpeyim. Olmaz. Yok. Ben senin şoförün. Ben şoförüm. Ben sen. Öpeyim. Ayağımı öpeyim. Oynama. Yok. Buyurun. Abi bak ne diyeceğim. Abi. Abicim neredesin? Abi beni bırakma. Zühtü. Abi. Bu abi aman. Nerede abi? Zühtü. Ne var abi? Zühtü. Ne var abicim be? Direksiyonu çalmışlar. Ne? Abi sende bir yanlışlık var. Ben de mi? Bak bir kere bagajda oturuyorsun sen ya. Ben mi? Ya. Doğru. Öne geç. Öne geç bakalım. Öne geç. Geç öte. Yürü tamam abi. Hazır oturdun mu? Şşş. Hazır mı? Şöyle hazır mısın? Öyleyse ileri. Sana şaka geliyor galiba. Yakışıklı, zengin, arabası şoförü var. Bak hele, sen kolay adam beğenmezsin. Sonra biz dolandırıcıyız, oysa dürüst ve namuslu. Sen dürüst değil misin yani? Bana bak şimdi, şakayı bırak. Bu herif araya girerse bütün işlerim alt üst olur. Anlaşılan seni fena yıldırmış. Ne de olsa dikkatli olmam gerek. Dürüst fakat saf bir adam. Beni bu beladan sen kurtaracaksın. Yakışıklı, zenginse kabulüm. Pazar günü buluşacakları yere gideceğiz. Sen benim teyzezadem olacaksın. Oldu teyzezadecim. Ben de bu cehennem gibi yürek olmasam, ben de deli rüzgar gibi hasret olmasam,
Bir de canım can katan ol. Sevdan olmasa, sevdan olmasa. Bir de canım can katan ol. Sevdan olmasa, sevdan olmasa. Ah bu hayat çekilmez. Kabataş. Gel abla. Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Ah bu hayat çekilmez. Sen olmasan canım. Ah bu çile çekilmez. Kendim yer umut olmasam, Ferhat'ın dağları denen sabrı olmasam, bir de cana can katan o sevdan olmasam. Şurada durun Şoför Bey. Tamam bir dakika alayım mı? Bir de cana can katan o sevdan olmasam. Şoför Bey, 500 lira bozabilir misiniz acaba? Yok be abla, nerede bizde o para? Ama zararı yok, 150 kuruş borcun kalsın. Pekala. Madem öyle hayırlı işler. Tamam. Açılmıyor. Bir dakika, açılmaz. Bir güzel kadın bindim hep aynı numara yapar bu kapı. 6 senedir para bulup yaptıramadık. Allah'ın cezası. Açın! Buyurun. Kiminin parası, kiminin duası. Benim duam kabul olur mu? Bütün güzellerin duası kabul olur. Hayırlı işler. Sana da. Hey yavrum hey be. Of. Rüzgar Mehmet, ne haber? Oh! Bakıyorum senin taka gene çalışıyor ha. Evelallah, seninki gibi çok araba eskitirdi ha bu. Düdük. Bir tek kapısı bozuk alt tarafı. Onu da yaptıracağız. Bu çorbayı muhakkak içeceksin. Hadi. Şöyle. Merhaba. Oğlum şu annene bir şey söyle. Ben yatalak hasta mıyım ki sabah çorba, akşam çorba içiriyor bana. Anne sen de babamı çocuktan beter ettin ya. Olmaz ki. Hadi, yata hadi. Yata hamlaştım. Ben çalışmadan duramam. Biraz istirahat etmelisin babacığım. Anne. Anne. Dur bir dakika. Şunu kasaba, bunu bakkala, bunu da sütçüye ver. Elektrik de geldi. Onu da yarın veririz anneciğim. Hey. Of, of. Oh be, dünya varmış. Oh, oğlum, bu ne şıklık böyle? Bunu arkadaşlardan ödünç aldım. Bir davete gideceğiz de. Güle güle oğlum. Hadi öpeyim. İyi eğlenceler. Sağ ol. Hadi iç iç sen. Allah'a ısmarladık. Oh be! Kendime geldim. Muah! Gidelim hadi sen. Bakalım gidiyoruz gidiyoruz. Anneciğim öpeyim seni Allah'a ısmarladık. Güle güle yavrularım gecikmezsiniz değil mi? Yok canım ne gecikeceğiz. Gecikiriz gecikiriz. Yok anneciğim ha. Merak etme hemen geliriz. Merak ederim ya gecikme. Hadi, hadi yürü. Hadi güle güle. Hadi yürü ulan. Güle güle, hadi. Güle yavrularım ha, canım benim. Hadi iyi eğlenceler. Hı? Oh de bakayım bana. Oh de ovla ovla. Hanım gün geçtikçe şu doktoru seviyor ve takdir ediyorum. Ne zaman ilaçtan 3 damla alsam kendime geliyorum şıp diye. Kendimizden
Şehzadem. Şimdi iş sana düşüyor. Göster kendini bakalım. Al. Şuraya bir kenara oturalım, çay içelim. Ooo, ne güzel tesadüf bu. Sizlere tanıştırayım. Teyzemin kızı Yeşim, Selma Hanım. Memnun oldum. Mehmet Bey. Bu Ayşe. Bu bey şey. Kardeşim. Şoförüm Zühtü. Memnun oldum. Şoför Zühtü Bey. Öpeyim hanım teyze. Öz. Nasıl söyledim iyiyim ben? Oldum bana. Ulan kazı kadar elçin el öpüyorsun. İçime ben doldu, mahzun bakışım. Seni düşünmeden durmuyorum. Beni öylesine aldın ki benden. Kendimi arayıp bulamıyorum. Beni öylesine aldın ki benden. Kendimi arayıp bulamıyorum. Şurada oturalım mı? Sen bilirsin, nasıl istersen. Sanki sizi bir yerden tanıyor gibiyim. Kim bilir, belki. Size 150 kuruş borcum vardı galiba. Anlamadım. Anladın şoför bey. Şoför benim işim var. Hayret, şaşılacak bir benzerlik. Niye şaşılacak olsun? Aynı anadan, aynı babadan. Olmasak bile insan insana benzer ya. Haklısınız, tıpkı iki kardeş gibi. Zaten... Annenizle konuştum. Sizin de düşüncelerinizi öğrenmek isterim. Daha sonra konuşuruz bunları. Yoksa Mehmet Bey size tesir mi etti? Neler söylüyorsunuz? Mehmet Bey nazik ve kibar bir adam. O kadar. Peki, davetini hemen kabul etmenize ne buyurulur? Size hesap vermek mecburiyetinde değilim. Affedersiniz. Sevgi insanı bazen böyle saçma sapan konuşturur. Ay, ne cilveli kızsın sen be! O nasıl söz öyle? Ne zaman evleniriz ha? Ne zaman? Ama acelecisin sen de ya! Seni gördüğüm günden beri böyle... kalbinde bir gürültü, balık var. Gözlerinde bir dalgınlık, içinde bir boşluk var. Karnım sık sık acıkıyor. Her oturuşta bir buçuk kilo ekmek yiyorum. Sonra? Bana ne oldu da ben bilemem çitlendik. İlahizmişsin. Evet, o dolmuş şoför olduğuna eminim o. O şoför demek. Güzel. Bir de kendimi düşündüm sonra. Bir garip duygu çöktü omzuma.
Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyler içinden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları sayar da insan, hani gözleri dolar ya birden, işte öyle bir şey, işte öyle bir şey. Seni düşündüm dün akşam yine, sonsuz bir huzur doldu kalbime. Bir de kendimi düşündüm sonra, bir garip duygu çöktü omzuma. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden, işte öyle bir şey. Hani yıldızlar yanıp sönerken, hani bir yıldız kayar da insan, hani bir telaş duyar ya birden. Yaptığımız resmen sahtekarlık oğlum. Kıza her gün bir yalan söyle. Yok zenginim, otomobilim var, köşküm var, tüccarım efendim. Zühtü, bu iş böyle yürümez oğlum. Peki ama ne yapmalı? Ben namusuyla çalışan bir şoförüm. Hiç kimsenin hiçbir şeyinde de gözüm yok. Ama ne olursa olsun onu da unutamam. Dünyamı değiştirdi benim. Sevgi nedir öğretti bana. Utanıyorum be Zühtü. Kaçmak ayıptır, erkekliğe yakışmaz. En iyisi her şeyi olduğu gibi anlatmalı. Sen bilirsin. Ben de benimkine her şeyi olduğu gibi anlatırım. Erkeklik oldum be abicim. Seninki bir şey fark etmez. Zaten kendini şoför olarak tanıttım. Yalana paydol. Telefon edip randevu isteyeceğim ve gidip her şeyi açıkça anlatacağım. Aslanım be. Güle güle abicim. Hadi eyvallah. Thank you.
Oo, Fecir abi, hoş geldin. Hoş bulduk. Oğlum, bu arabayı niye garaja bırakmadınız? Üzerinde biraz fazla çalıştım da ondan abicim. Ha, oldum bari. Jet gibi oldu abi. Borcumuz ne? Ben hesabı çıkartırım, sonra sana bildiririm abi. Heh. Yaşa. Ah, sağ olasın abicim. Abi, televizyonda unutmayacaksın değil mi? Yok. Yaşa abi. Alo? Evet, benim. Telefonda söyleyemeyeceğim önemli bir mesele için sizi bu akşam rahatsız edebilir miyim? Ya, öyle mi? Peki, sizi bekliyorum. Teşekkürler. Bir şey değil, güle güle. Anneciğim, ben Mehmet'i sevdiğimi anladım. Onunla evlenmeme müsaade eder misin? Benim için ikisi de bir kızım. Mehmet Bey seni istesin, ona veririm. Veremezsiniz hanımefendi. Konuştuklarınızı istemeden duyduğum için özür dilerim. Fakat Selma Hanım ve muhterem hanımefendi, aldatıldınız. Ne demek istediğinizi açıklayın. Demek istediğim, Mehmet Bey sahtekarın biridir. Gözü paranızda ve malınızda. Sizi bir uçurumun kenarından döndürmek vazifemdir. Fakat... Mehmet Bey'in kullandığı araba başkasınındır. Sonra şoförüm dediği kimse kardeşidir ve bir tamirhanede çalışmaktadır. Mehmet Bey ise Rüzgar Mehmet namıyla tanınan zıpır bir dolmuş şoförüdür. Olamaz. İmkansız bu. İnanamıyorum. Gözünüzle görürseniz inanırsınız. Merhaba. Hoş geldiniz Rüzgar Mehmet Bey. Sarhoş babanın oğlu, tamirci Zühtü'nün sayın ağabeyi, kenar mahallenin hızlı çapkını. Efendisi böyle olursa şoförü kim bilir nasıl olur. Haklısınız anneciğim, çok haklısınız. Çok fena aldatıldım, hayallerim yıkıldı.
aşkın bir sonu varmış. Bitmeyecek sanırdım, aşkın bir sonu varmış. Bilsem aşk aramazdım, kırarsa dost kırarmış. Bilsem aşk aramazdım, kırarsa dost kırarmış. Bak artık yalnız değil, kahreden gecelerim uzanıyor kadehe. Çaresizce ellerim, bak artık yalnız değil, kahreden gecelerim uzanıyor kadehe. Çaresizce ellerim. Yo Rüzgar Mehmet, hasta mısın? Biraz başım ağrıyor da. Geçmiş olsun. Sağ ol. Bir aspirin al, hiçbir şeyin kalmaz. Aspirin ne olsa bu iş. Hadi eyvallah. Görün. Uyku girmez şoför Mehmet deyip geçmek. Onun da bir kalbi vardı, yarasını sakın deşme. Elbet bir sevdiği vardı. Ah, çok yoruldum. Git biraz dinlen sevgilim. Ben de öyle yapmayı düşünüyorum. Bakıyorum bu sevgi şaka derken bayağı ciddi oluyor. Deli misin sen? Hepsi numara. Hele bir nikah kıyalım. İnanmıyorum sana. İnan bana sevgilim. Affedersiniz, o sarışın hanım enişte beyin nesi oluyordu? Teyzezadesi, yani bir nevi kardeşi. Ya, kardeş ha? Ama ay dur, yardım edeyim, kaldırayım dur. Kendim düştüm, kendim kalkarım. Niye bütün bunlar fakiriz diye mi yani? Ha? Fakirlik zenginlik değil ama yalan söylediniz. Ne olurdu doğruyu söyleseydiniz? Söyleyecektik ama vakit kalmadı ki. Şey, yoksa hanımından böyle düşünüyor ha? Hadi ya. İzzet'in hepsi kırıldı. Mehmet Bey'in kendisini sevmediğini zannediyor. Vallahi seviyor. Bak, iki gözüm önüme aksın ki seviyor. Ne böyle olayım be. Hem de çok seviyor. İyi o zaman, şimdi ciddi konuşalım. Bütün bunlar şaka mıydı yani? Aman sen de. Hani o süslü sarışın kadın yok mu? İşte Orhan Bey o kadını öptü. Neresinden, yanağından mı? Değil. Öyleyse burnundan. Değil. O zaman şeyinden, alnından mı? Hayır, değil. Neresini öptü, söylesene be! Bir kadını dudağından kim öper? Kim öpecek sevgilisi? İşte Orhan Bey de öyle yaptı. Bir dakika, şimdi işler değişti. Öyleyse Selma Hanım büyük bir tehlikede. Belki de bir cinayet tasavvuru karşısında. Bu işin üstünde durmalı ve her işi kanıtlamalısın. Sen
Hemen eve git ve olayları takip et. Ben de Mehmet abime anlatırım. Görüşmek için geceleri gelir böyle havlarım. Hav! Hav hav! Dur dur! Sen de böyle dışarı çıkarsın. Hayır. Ve konuşuruz. Hadi dur bak koş. Olur. Koş! Koş dedim eve! Dur. Yürü. Yürüyerek. Ay! Ay. Güle 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 güle. Hayrola ne var? Depo polisler tarafından basılmış. Sedat hariç adamların hepsi yakalanmış. Ya. O da mahzene saklanmış. Ben hemen Sedat'ın yanına gidiyorum. Sen hiçbir yere ayrılma geleceğim. Hayır. Ben seni evde beklerim. Geç kalma. Ne oldu? Ağzından bir şey kaçıran olmadı ya. Nereden bileyim? Polis herkesi yakaladı. Mallar da ele geçti. Yalnız birazı burada kaldı. Ya paralar? Parayı üçe böleceğiz. Neden? İşin içinde Yeşim de var. Pekala. Üçe böleceğiz. Benim pasaportum hazır. Yarın Avrupa'ya kaçıyorum. Sen de ağzından bir şey kaçırma sakın. Merak etme eski kurtlardanız. Demek pasaportun hazır. Kaçıp gideceksin ha? Sevgilim, sana her zaman bu kadar meraklı olmamanı söylememiş miydim? Aptal aptal ne bakıyorsun yüzüme? Sarılsana bana! Sen benim en büyük aşkım değil misin? Çok alçaksın! Sen de çok budalasın. Ben o kızla boşuna mı evleniyorum? Avrupa'ya gittik mi bir daha geri dönmeyeceğim. Sana da öbür dünya için iyi yolculuklar. Doktor gelsin. Artık faydası olmaz bana. Deliyim. Orhan kaçakçı çetesinin başı da. Kaçakçı mı? Ay. Selma ile evlenip Avrupa'ya kaçacak. Mane olun ona. Olacağım. Cezasını bulsun. Bulsun. Ay ay. Ay. Eyvah. Ölü öldü. Şimdi ölü yukarıda, katil kaçacak, kaçmasın, ben Mehmet abime haber vereyim, Mehmet abi! Mehmet abi! Mehmet abi! Mehmet abi! Mehmet abi dur! Arabayı döndür abi! Arabayı döndür! Abi yollarını geçin!
Reşit abi yürü. Çok önemli işler var. Öldü abi, öldü. Damat katil oldu abi. Katil damat oldu. Damat katile gidiyor. Katil dilini verecek abi. Şimdi dilini alacak. Katile gidelim. Abi çıktı ya, çıktı. Haberler var. Senden ne haber abi? Ben bana haber verdiler. Şimdi gidelim abi. Gidelim. Abi. Allah Allah, bu motorda da bu ne var ya? Üstadı böyle. Sen şimdi çaktırmadan motorun arkasına yat. Yatıyorum abicim. Ne siz ha? Biz ya. Dışarı kalkmaz bir damat. Tamam mı abi? Gel şimdi otomatik yasamın. Ona göre. Bak. Çok güzel yapalım. Dikkat et. Gitti bana. Gel bakayım o göre. Ne yapıyorsun? Ha? Ama ben nikahıma geç kalıyorum. Senin nikahın karakolda kıyılacak. Komiser abi, işte aradığınız adam. Karakola götürelim. Komiser abi, bu tabanca da buldum. Ben yerde buldum onu. Peki. Siz de sonra karakola gelin, olmaz mı? Tamam abiciğim. Hanımefendi, az daha büyük bir yanlışlık yapıyordunuz. Hadi abi, hadi. Seni düşündüm. Mehmet. Hadi gidelim abi. Hadi. Buyurun efendim. Buyurun. Buyurun şöyle. Eyvallah abicim. Hadi bakayım dinleyelim. Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyle geçerken, işte öyle bir şey. Hayırsız bir yoldan geçerken, hani bir korku duyar da insan, hani bir şarkı söyle geçerken, işte öyle bir şey. Hani eski bir resme bakarken, hani yılları say.